Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gürkan. Ben Kemal. Bu videomuz arkadaşlar 6. sahnenin 2. bölümünden bahsedeceğiz. Kemal, artık açıklandı. Hem harita açıklandı, hem yeni özellik olan gereksinimler açıklandı. Hem de bazı bilgiler var Kemal. Bunları yine arkadaşlarımızla paylaşalım inşallah. İnşallah. Ama baştan bir şeyler de söylemek lazım mı? Ne diyorsun Kemal? Galiba lazım. Mesela ne söylemek lazım? Kavam senin derdin ne demek lazım? Senin benim ne zorun ne kavam. Aslında bu şarkıya da giriş yapabilirdik ya. O zaman telif yaptık. Eyvallah. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere daha 6. sahne 2. bölümde 4 yıldız sirolara kadar yasak. Evet. Sadece 5 yıldız bundan ve... Bundan sonra söyle, bundan sonra söyle. Aynen, 5 yıldız ve 6 yıldız sirolar var. Ayrıca şöyle bir şey var arkadaşlar. Artık 6 yıldız sirolar zorunlu. 6 yıldız sirolar zorunlu arkadaşlar. 6 yıldız sironuz yoksa yüzleyemezsiniz, haberiniz olsun. Dedikten sonra bakalım neler olmuş. Başlayalım. Öncelikle şu geçiş hikayelerinden bir başlayalım. Mesela hani bir yol oluyor ya, yolda şöyle bir şey çıkıyor. İşte teknoloji hiron yoksa bu yola giremezsin. Evet. Artık Kaban şöyle bir şey yapmış. Bölüme geldiği zaman Kemal, hemen burada yakınlaştıralım mesela. Şöyle bir şey çıkıyor. Ne yazmış yukarıda? Şampiyon gereksinimleri 5 yıldız veya 6 yıldız demiş. Geçiş kapısı içinde Kemal zorunluluklar var. Ne demiş? Şurada gördüğümüz mesela bu bölüme girersiniz diyor. 5 yıldız 2 tane tekno demiş. 6 yıldız 2 tane demiş. Mutant 2 tane demiş. Ve kozmik 2 tane demiş. Bunlar da 5'er yıldız. Aynen abi. Yani olay şu. Bu yoldan geçeceksen Kavam şöyle bir açıklama yaptı. Artık bu yeni gelecek olan bölümlerde sadece 4 tane yol var dedi. Her bölüm. Tabii o güzel olmuş. En azından kolay indirgemiş gibi gözüküyor. Aynen. Yeni karolarla ilgili bir şey var mı? Şimdi okuyacağız bu arada. Her arayışta 10 yol, 4 sınıf veya nadir şey varmış. 10 tane yolda olanlar varmış Kemal. 10 yolda. Neyse bakacağız artık, artık yani. Gelecek. Aynen. Çünkü gelecek. Bizim buradaki çeviri biraz Türkçe'ye Google çevirdiği için. Ya neyse. Aynen abi. Yani olay şu. Bir yola gireceksen o yolda Kemal diyor ki, işte atıyorum sen 2 tane teknoloji 5 yıldızın yoksa giremezsin. Başka bir yol içinde işte 2 tane 6 yıldızın olması lazım vesaire falan. Ya şöyle, onlar 2 tane teknoloji kapısı var, 2 tane mutant kapısı var, 2 tane kozmik kapısı var. Bunlar 5'er yıldızla açılıyor sadece. 2 tane de 6 yıldız kapısı var. Oradan geçmek için 6 yıldızın olacak. Aynen, mesela bir tane olacak. Şimdi Kabam normalde Kemal bu fotoğrafları paylaşırken arkadaki yolları hani silik yapmış. Biz tabi Photoshop'la biraz canlandırdık. O da bizim güzelliğimiz olsun. Şöyle bakıyorum mesela. Aynen abi, bak buradaki yol sayısına baktığım zaman. Şurada mesela 6 yıldız domino var, 27K'lık. Hemen önünde kırmızı Deadpool var mesela. Ve şurada da o yol ayrımları var abi. Mesela bak, bu sağ taraftan gitmek istiyorsan 2 tane 6 yıldızın olsun yolu var. Bu üst taraftan gitsen 2 tane 5 yıldız tekno var. Yine buraya geldiğim zaman abi görüyorum ki yine 2 tane 5 yıldız kozmik veya 2 tane 5 yıldız mutant olsun yolları var. Aynen abi, kapılar var. Yani kapılar yoksa patlarsın diyor. Yani demek istediği şu mu acaba? 10 tane yol var. 4 tanesi böyle özel geçişli, diğer 6 tanesi normal geçişli gibi anladım. Şöyle bir şey yazmış Kemal. Her arayışta, yani her yıl bölümde 10 tane yol var. Doğru. 4 tane sınıf veya nadir kapılı ve 6 tane kapısız yol var. Ha, 10 tane toplam. Aynen, 4 tanesi bu şekilde dediğin gibi. Ama geri kalan 6 tanesi normal bitirebilirsin diyor. Bu kapılardan herhangi birine girmeden bölüm 2'nin yaklaşık %50'sini keşfedebileceğiniz anlamına gelir diyor. Yani kapılara girme, diğer 6'yı bitirirsen bile %50'sini, en kötü %50'sinden fazlasını zaten bitirmiş olursun diyor. Ama yüzleyemez. Aynen. Kemal bu sefer hakikaten çok zorlu olacak. Ya zorlu olacak. Karolar yine sıkıntı çıkartacak. Yani ve tabii ki rakiplerim biliyorsun artık güçleri de çok yüksek seviyelerde. Yani şimdi 27.000'lik domino beni çok korkutmasa da. Ama acaba karosunda ne var abi? Karosun işte mesela geri çektin, kanadını ileri ittin, zehir yedin, olduğun yerde durdun, şok yedin. Yani şöyle bir şey, o yola giderken eğer yolda yine atıyorum mikro krallık gibi bir şey istemezse veya atıyorum işte mesela bir yola giriyorsun, hadi atıyorum Corvus'la girelim biz de mesela, hani Corvus'la olanlar için söylüyorum. Abi oraya yazsa mesela işte beceri sınıfı harici giren hepsinin saldırısı %50, %80 düşer dese. Geçmişiz. Patlarsın. Veya Kingpin 7'de bir tane kara var abi. Olay şu. Rakibe vurdukça zehir yiyorsun. Aynı zamanda rakibe vurduğunda rakip %90 saldırını düşürüyor. Eğer üzerinde 3'ten fazla hiddet yoksa da, birden fazla hiddet yoksa muhabbeti var. İşte bunun için şimdi oraya Hyperion lazım. Hyperion yani baya baya nokta atışına çevirecekler. Ben sana söyleyeyim.
Yani 6. sahne 1. bölüm gibi olmayacağını düşünüyorum kesinlikle. Bana da öyle geliyor. Bakalım başka ne demiş. 2. bölümdeki tüm sınıf kapıları sizi sınıf avantajına sahip olacağınız bir yoldan yönlendirecektir. Yani burada tekne diyorsa orada teknoların demek ki ekstra bir özelliği olacak. Hmm. O zaman ne olacak? İşte tekne hariç hepsinin şeyi düşecek, saldırıcı olabilir, düşecek. Olabilir veya zırhadır veya %125 ekstradan demeç alır. Ofa süper adam. Demiş ki başka, şampiyon seçim ekranındaki hangi çeşit gereksinimlerin mevcut olduğunu görebileceksiniz ve gereksinimleri kontrol etmek için görev haritasının herhangi bir yerinden bir geçide dokunabilirsiniz. Yani buralara dokunarak da hani bir ara şey geldi ya böyle fantastik bir şekilde. İşte haritayı hareket ettiremiyorsun sürpriz karşına çıkarsa. Burada o yok diyor. İyi var. Bakalım görev 1. Takımınız 2 ve yani birinci görevimiz neymiş? Takımınız 2 veya daha fazla 5 yıldız mutant şampiyonu içermelidir. Takımınız 2 veya daha fazla 5 yıldız. Birinci görev sadece bu. Atıyorum mesela. Hani 6. sahne, 2. bölüm kendi içerisinde 6 tane bölümü var ya abi. Hı hı. Bu birinci görevden bahsediyor şu anda. Abi acaba son boss kim olacak ya? Çok tuhaf olacak. Değil mi? Falan filan demiş. Devam edelim bakalım başka ne var? Görev 3 için yani 3. kısımdan bahsediyor. Ekibiniz 3 veya daha fazla 5 yıldız mutant. 3'e çıkarmışlar Kemal sayıyı. Hı. Başka ne demiş? Ekibinizde 3 veya daha fazla 5 yıldız kozmik demiş. Ekibiniz 3 veya daha fazla 5 yıldız teknik şampiyon. Teknik herhalde teknoloji oluyor. Teknikleri beceri de olabilir. Ekibiniz 3 veya daha fazla 6 yıldız şampiyon. Dördüncüye geldiğiniz zaman ekibiniz 3 veya daha fazla 5 yıldız beceri şampiyonu. Ekibiniz 3 veya daha fazla 5 yıldız bilim. Ve yine ne varmış? 6 yıldız varmış. 5. bölüme geliyorsun Kemal. Kemal 5. bölüme 4'lere çıkarmışlar. Evet. Yani 4 tane mutanta bağlıyorsun, 4 tane kozmiğe bağlıyorsun, 4 tane teknolojiye bağlıyorsun ve en az 4 tane 6 yıldız. Sende kaç tane 6 yıldız var? 4 tane yok galiba ya. 4 tane var mı ki? Saymadım da saymak lazım. Saymak lazımmış yani 4 tane. 6. son bölüme gelelim Kemal. Son bölümde takımda 4 veya daha fazla 5 yıldız beceri. 4 veya daha fazla bilim, 4 veya daha fazla mistik. Ayrıca 4 ve daha fazla 6 yıldız içermeyin dedi Kemal. 4 tane 6 yıldızımız var. O da Groot sonuncusu diyorsun. King Groot. Hadi bakalım. İyi sınırdasın. Peki bunu neden yapmışlar Kemal? Buna da bir açıklama getirmişler. Hı. Bu sınıf nadir kapılar yalnızca izin verilen görev kısıtlamalarına ek olarak verilir. 5 yıldız ve 6 yıldız şampiyonlar için demiş. Şövalyeler yani bizim için de şövalyeler ilerleme noktasının tanıtılması ve savaş alanındaki son olaylara 5 ve 6 yıldızlı şampiyonlar her zamankinden daha erişilebilir ve daha erişilebilir olmaya devam edecektir. Yani artık bundan sonraki her gelecek macera Kemal bu şekilde olacak diyor. 5 ve 6 yıldız olacak abi diyor. İşinize gelirse diyor. Henüz bu içerikte başa çıkacak şampiyonlara sahip değilseniz endişelenmeyin diyor. Bu kalıcı bir içerik diyor. Yani 8 yıl sonra falan da bitirseniz olur diyor. Bir yerde de Mars'a gider biz buradan şeye gitmeye çalışırız. Ya şu andaki labirent muhabbeti gibi nasıl artık pek bir hükmü kalmadı o mantıktan size. Yakında 6. bölüm, 2. yani 6. sayı 2. bölüm sizi bekleyen zorluklar hakkında daha fazla bilginiz olacak. Bu yüzden bizi izlemeye devam edin. Peki. Kemal genel anlamda ne diyorsun? Valla genel anlamda ne diyorum? Çok zorlayacak. Hero çeşitliliği istiyor. El becerisine bağlayacağız. Daha biz karoları da görmedik. Karoda ne olduğunu da bilmiyoruz. Tabii daha karolarla ilgili açıklama geldi. Bu ilk parti açıklaması. Yani Haziran yani takriben bir ay kadar sonra gelecek bu macera. Ya bu artık büyük oyunculara hitap ediyor. Senin gibilere yani. Tabii. Tersten büyük. Lan 5-65 korusun var. Tamam o zaman ben büyük sayılıyorum. 4'ten de 6 yıldızım var. O zaman daha büyük sayılıyorum. Kocamansın. Gencer düşünsün. Hemen mutantlara bakmasın. Gencer'le de konuştuk aslında bu konuyu Kemal. Hayırlı dilekleri vardır bence. Evet evet çok güzel hayırlı dilekleri var. Ben sana söyleyeyim yani. Arkadaşlar hakikaten yani tabiri caizse kabam ağlatacak ya. Ağlatacak da göreceğiz. Yani bu olay, bu bölüm büyük oyuncular için de değil Kemal. En büyük oyuncular için. Aynen abi. Böyle. En büyük oyuncular için. Böyle 40-50 tane 6 yıldız olan adamlar için artık. Ya çok zorlayacak. Çok sıkıntı çıkartacak. Karoları bilmiyoruz. Karolar büyük ihtimalle yine ızdırap olacak. İlk bölümde şoklar falan vardı hatırlarsan. Şimdi acaba ne olacak? Kemal kan alacaklar ya. Ya yani mutantlar da giriyor mutantlar. Sen 6. sahneyi yüzlemiş miydin 1. bölümün? Evet. Yüzdüm. Ha çok çılgınsın be. 2'de göreceğiz bakalım. Allah. Kemal yine burası için de efsane kredi biriktirmek lazım. Bizim gibiler için de. Diğerleri parayla kredi alıp bir şekilde geçerler. İstediğin kadar kredi biriktir. El emeği göz nuru olacak yine sonuçta. Öyle. Biliyorsun şu anda bizim büyük CO projemiz var. Evet.
Bu akşam başlıyor uykusuz her gece eşliğinde. Ya şu arenalara kredi harcamasam şu anda 3300 falan bir kredi yaptım. Ah, bir ay içerisinde 10-15 bin krediye çıkartırım ben onu. Belki geçerdi. Aynen ama işte bu yolları da almak lazım abi ya. İhtiyaç. Aynen abi. Arkadaşlar siz bu 6. saniye 2. bölüm için neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kemal sen ne yapıyorsun? Keyfin nasıl? Allah'a çok şükür. Konuyu nereye getireceğim ben? Nereye getireceksin biliyoruz. Nereye? Hepimiz biliyoruz nereye gideceğim. Söyle. Sen niye bu kadar çok video atıyorsun? Aynen Kemal niye bu kadar çok video atıyorsun? Sen niye bu kadar çok video atıyorsun? Bunaltma insanları Kemal. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bize destek olmak isterseniz videoları beğenebilirsiniz. Videoları beğenmeniz bizim için çok önemli. Bizim aynı zamanda Kemal neyimiz var? Instagram kanalımız var. Aynen arkadaşlar. Bizim Instagram sayfamızı da abone, üye, destek olabilirsiniz. YouTube kanal ismimizle. Aynı MagiTV, Mucoc. MCOC. MCOC'den bizi takip edebilirsiniz. Orada da paylaşımlar yapıyoruz. Evet. İzlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Herkese iyi oyunlar. Herkese keyifli oyunlar. Kemal 6. saniye. Ama efekt olarak güzel durmamış mı? Efekt biz de videolara böyle şey yapsak mı? Yeşilli meşilli falan mı yapsak? Yeşil yapalım. Alttan da turuncu geçiyor. Çok güzel olur. Koladan saptıralım tamamen olayı.